27 yaşında bir şirket, eski köklü bir yapımız var. Uydu TV sistemleriyle ilgili hizmet veriyoruz. Sektörde öncü firmalardan birisiyiz. Aslında ilk kurulan firmalardan sayılırız. İthalatlar, ihracatlar söz konusu. Almanya, İtalya, kısmen Çin. TV sektörü hizmeti yapıyoruz kısacası. Önce bulut nasıl hayatımıza girdi? Bu önemli. Daha önce hard diskte veya USB belleklerde saklamaya çalıştığımız, köşelere, kenarlara sıkıştırdığımız dosyalar ve diskler yerine şimdi en can alıcı dosyalarımızı bulutlara taşımaya başladık. Aslında bulut orada hayatımıza girdi. Yani muhasebe modülümüzün, cari bilgilerimizin, tekliflerimizin, birçok şirketin en önemli evraklarının bulutta taşınması zaten hayatımızda bizim aradığımız bir ayrıcalıktı. Yani bu ayrıcalığı bize sununca tabii niye teklifi kabul etmeyelim? O harikulade bir altyapı oldu bizim için. Kapalı devrede saklanan bu bilgiler bir bomba gibi. Bu bomba her an patlayabilir. O patlamasını bütün fiziki yapıyı kuruyorsunuz. Onun için donanımlar sağlıyorsunuz, odalar sağlıyorsunuz, soğutuyorsunuz. Her şeyi sağlıyorsunuz ve aman bir şey olmasın diye de korkuyorsunuz dönüşü. Bir de duygusal olarak da yıpranıyorsunuz aynı zamanda. Bulutta kafanız rahat. Her şey bulutta. O sizin probleminiz artık. Siz bulutsuzsunuz. Bulut ortamından önce bu tarz lisans ücretleri açık konuşayım. Bir zarar, bir dokunması yoktu bize. Bu ücretleri hep ödüyorduk. Ama öyle bir teklif falan geliyor ki diye bize. Yani hem bulutta koruyacağız bunları, üstelik dediğiniz hiçbir masrafa dahil olmayacaksınız. Yani alternatif, bir de çok da güzel avantajlar da diyor. Yani aynı yapıyı kuruyoruz, hem düşük maliyetli hem de daha güvenli bir yapı. Yani bu son derece büyük bir avantaj kazandırır şirkete. Eski kullanmış olduğumuz modüller, firmanın bize sağlamış olduğu modüller birazcık sığ kalıyordu. Biz ister istemez bunları Excel'e döküyorduk ya da kendimiz hazırlamış olduğumuz table'lardan kontroller yapıyorduk. Bu hem bir mesai kaybı hem de bir uğraş, artı insansal hataları da açık. Çünkü nihayetinde bu işi yaparken durmadan telefon alıyorsunuz, başka işlerle uğraşıyorsunuz, rakam yanlış girebilirsiniz, sıfır atlayabilirsiniz en sıkıntılı hatalardan bazıları. Raporlama sistemi modülü o kadar rahat ki iki tuş, çat çat istediğimiz raporu önümüze alıyoruz, değerlendiriyoruz, işliyoruz. Grafiğe bakıyoruz, yıllık bilançolarımızı hazırlıyoruz. Biz B2B'de şifreleri dağıtıp müşterimizden biri bir temasa geçtiğimizde ben açık konuştum satışçı olarak, ya bu işin o kadar bize rahat bir dönüşü olmayacak diye düşündüm. Turgut Bey de tam tersini ikna etmeye çalıştı. Ya Feyyaz Bey döner dedi bize bir şekilde, dedi bir satış olacaktır, göreceksin. Ya inanın o kadar utandım dediğim zaman hakikaten yedirdi lafı. Çünkü B2B'ye geçince müşterilerin birçoğusu tak sistemden mavi mavi siparişleri gördükçe dedik Turgut Bey milletin işine de geliyor. Çünkü satış personelimiz 4 kişi. Bunların her geleneksel yapı, aslında biz şunu atlamışız. Geleneksel yapı hep kendi temsilcisine ulaşmaya çalışıyor. Temsilcisi ona yapmış olduğu imtiyazları B2B modülüne aktardığında adam oradan siparişlerini dökebiliyor. Tak 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 onun fiyatları geliyor. Yani müşteri tarafında baktık ki bir güven yarattı. B2B olumlu olmaya başladı. Bizim işimiz şöyle atladı. Biz durmadan telefon karmaşasını yaşamaz olduk. Türkiye marketinde en büyük yaşanan satışçının problemi pazarlıkta. Her siparişte pazarlık mı edilir dersiniz? Evet, her siparişte pazarlık ederler bizim işimizde. O da ortadan kalkıyor. Yani o da büyük bir mesai kaybı aslında bakıldığı zaman. Bunları bir disipline soktu B2B. Çok hoş bir şekilde kullandı. Muhasebesel tarafta da Turgut Bey'in eminim rahatlaması bayağı söz konusu. Evet. Burada da en azından müşterilerimize vermiş olduğumuz şifreler vasıtasıyla herkes kendi şifresiyle girip kendi iskontosunu görebiliyor ve ödemesini vermiş olduğumuz onlara olan şekle göre ya kredi kartıyla ya da banka havalesiyle serbest ödeme şeklinde yapabiliyor. Bunun takibi de son derece kolay çünkü sisteme kredi kartı seçtiği zaman acaba bunu yaptım yapmadım takibinden kurtulup hemen ekranda görebiliyoruz. Sipariş anında düşebiliyor ve en önemlisi de Feyyaz Bey'in de dediği gibi o telefon karmaşasından kurtulmamız çok iyi oldu. Ve bunun giderekten de artan bir şifre isteme talebi var. Yani bunu eski müşterilerimizin yanı sıra bizim web sitemizi takip ederekten bizden üyelik isteyen
yeni yeni müşteriler de kazandırıyor ve bunun da giderekten de artacağını düşünüyorum. Yani bizim DIA hem bir satış programımız hem de bir muhasebe programımız benim gözümde. Yani tüm kontrolleri yapabildiğimiz bir rapor programımız. Bu tarz bir raporlamanın yapılabildiği bir program olmalı ki bir şirket için. Şirkete rahat rahat genişleyebilsin, büyüyebilsin. Çünkü elinizdeki program sığsa yapabilecekleriniz de sığ kalıyor. Ama elinizdeki program genişliyorsa aklınıza gelen fikirler ve yapıları da genişletip büyütebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Herkese tavsiye edebileceğim bir program. İyi ki tanışmışız. Ben kelimeyle söylemek gerekirse güvenli, azar dediğim gibi de esnek diye için bunları söyleyebilirim.